Herkese merhabalar. Evet, katılımlar gelmeye başlıyor. Ben de takipteyim. Merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Cube Incubation'ın hazırladığı dönemin ilk webinarında Eren Koçit olarak bugün ben konuşuyor durumda olacağım. Birazcık katılımcıları bekliyorum. O arada Cube Incubation ekibine teşekkür ederek başlamak isterim konuşmama. Geçen sene kendilerine konuk olmuştum Türkiye'de. Özellikle o zaman startuplar için globalleşme adımları ile ilgili sohbet etmiştik. Şimdi de Çin'den geçtiğimiz çok ilginç dönem itibariyle Cube Incubation ekibi webinar serilerine başladı. Sağ olsunlar, ilk konuk olarak da tahminim beni aldılar. Ben de bugün nacizane bu süreç içerisinde özellikle girişimcilerin büyüme odaklı pazarlama alanında neler yapabileceği ile ilgili yaklaşık böyle bir saatlik sohbet ediyor durumda olacağız. Katılımlar yavaş yavaş artıyor bir yandan da görüyorum. Ekranımı yansıtmanın önce birkaç tane bilgilendirme yapayım isterim. Öncelikle bir Q&A kısmı var. Bu Zoom webinar tool'unda. Herhangi bir sorunuz olduğunda Q&A tarafından soruları alabilirim. Son 10-15 dakika kala şey olarak yani planlama olarak soru cevap tarafına geçmek istiyorum. O zaman sorularınızı Q&A'den yansıtırsanız ben de o taraftan cevap vermeye çalışacağım. Chat'e bu arada Cube Incubation ekibinden Melis ve Ömer bakıyor durumda olacak. Ben ekranımı yansıtacağım için chat'i çok aktif göremeyebilirim. O anlamda chat'e belirli yazılar gelirse de Ömer ve Melis sizden ricam beni o anlamda bir şey yaparsınız, uyarırsınız. İşte ses bağlantı kopukluğu vesaire olursa. Onun dışında da şu anda 37'lere doğru geldik. Yavaştan ekranımı da yansıtayım ben. Zaten biraz kendimden bahsederek başlayacağım. O arada da katılımcı sayısında bir artış olur diye düşünüyorum. Bu arada ikinci ekranıma gitti. Şunu çıkartıyorum. Şu an ekranı yansıttığımda ve tam ekran yaptığımda size geliyor mu ekran? Bir çete yazabilir misiniz? Hızlıca kontrol edeyim de oradan başlayayım. Geliyor, evet. Tamam, çok teşekkür ederim. İkinci ekranıma gitti, geldi. Hoş geldiniz. Önümüzdeki bir saat boyunca büyüme odaklı pazarlama konuşacağız biraz. Özellikle içinden geçtiğimiz çok ekstra durumlar içeren bir süreçte girişimler olarak bu süreçte değişen dinamiklerle neler yapabiliriz biraz konuşacağız. Aynı zamanda birazdan detaylı kendimden bahsedeceğim. MBT tarafında bizim kendimize ait izlediğimiz metodoloji var. Birazcık o metodoloji üzerine oturtmaya çalışacağım. Her konuşmadan, eğitimden öncesinde kendime bir hedef koyuyorum. Bugünkü hedefim şu. Bu bir saat içerisinde özellikle büyüme odaklı pazarlamanın hangi adımlardan oluştuğunu, bu düşünce sistematiğinin nasıl oluştuğunu ve tradisyonel pazarlamadan farklı olarak nasıl dataya ve özellikle de büyüme datasına odaklı planlama ve taktik yapabileceği etrafında çeşitlendireceğim. Özellikle taktik önerileri kısmında elimden geldiğince son dönemlerde şahit olduğum birebir bizim uyguladığımız bu dönem içerisindeki dinamiklerden bahsediyor durumda olacağım. Kısaca kendimden bahsedeyim. Eren Koçyiğit ismim. Çalışma hayatımda İş Bankası'nda başladım ve yaklaşık 5 sene bir kurumsal tecrübem oldu. Daha sonra bir teknopark firmasına Tikle'ye geçiş yaptım. Tikle'de de yaklaşık 3 sene mobil servisler tarafında ürün geliştirme ve pazarlama tarafında çalıştım. Daha sonra
2015 yılında MBT'yi kurdum. MBT Next Big Thing'in kısaltılmışı. MBT hayatına bir büyüme odaklı danışmanlık firması olarak başladı. Sonra ekibin büyümesiyle beraber şu anda hem İngiltere hem Türkiye İstanbul ofisleriyle beraber bir tarafta firmalara büyüme odaklı danışmanlık sağlıyor. Bu anlamda geliştirdiği Marketing Machine isimli bir ürünü var. Daha ürün bazlı bir hizmet sağlamaya çalışıyor. Bir tarafında da işin eğitim tarafı var. Özellikle online eğitimler başta olmak üzere yine büyüme odaklı pazarlama öğrenmek isteyen firmalara da veya kişilere eğitimler sağlıyor. Aynı zamanda zamanın bir kısmını akademiye ayırmaya çalışıyorum. Lisansım iktisat, yüksek lisansım finans. Pazarlama üzerine. Yaklaşık 2013 yılından beridir de farklı üniversitelerde dersler veriyorum. Şu an aktif olarak yani bir dönem boyunca ders verdiğim yer İstanbul Bilgi Üniversitesi online olarak veriyorum ama İngiltere'de yaşadığımdan dolayı İngiltere'de de ara ara visiting lecture olarak katılmaya çalışıyorum. Bir diğer şapkam aslında bugünkü burada bulunduğum şapkam. Vakit buldukça özellikle hızlandırma merkezlerine, özellikle inkübasyon merkezlerine hem mentörlük hem workshop hem bu gibi webinarlara katılmaya ve elimden geldiğince girişimcilere kendi şeylerimizden, deneyimlerimizden bahsetmeye çalışıyorum. İngiltere'de de Unlearn Partners Startup Bootcamp gibi, Türkiye'de Cube Incubation, Innogate gibi kurumlarda da bu tarz faaliyetler yürütüyorum. Bugün aslında dediğim gibi ana hedefim büyüme odaklı pazarlama tarafında özellikle girişimlerin, yani bu işe hiç başlamamış olsun, başlamış bir süreçte olsun, hangi adımlardan nasıl geçmeleri gerektiğiyle ilgili bir metodoloji anlatıyor durumda olacağım. Öncelikle biraz büyüme odaklı pazarlamanın ana hatlarından bahsedeyim. Neden bu kadar popüler olmaya başladı? Aslında tradisyonel pazarlama metodolojilerin içerisinden her farklı dönemde farklı şeylerin, metotların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu nasıl oldu? Mesela hani 90'ları hatırlayın. 90'larda bir CRM furyası ön plana çıkmıştı. Neden? Çünkü işte bankacılık, sigorta sektörü gibi özellikle çok fazla datayla haşır neşir olan firmalar bu datayla beraber müşteri ilişkileri yönetimi anlamında daha CRM'i ön plana çıkarmaya başladılar. Sonra sosyal medyanın ön plana çıkmasıyla beraber, mobilin ön plana çıkmasıyla beraber iş birazcık daha dijital pazarlama bacağına doğru kaymaya başladı. Sonra online işte offline mı derken bunun aslında çok hani mantıklı bir tartışma olmadığı anlaşıldı ve omni channel gibi aslında bütün şeylerin kanallarının birbiriyle konuştuğu bir metodoloji ortaya çıkmaya başladı. Ve hani belki son 5-6 senedir büyüme odaklı pazarlama, growth marketing veya growth hacking olarak duyarsınız. Ön plana çıkmaya başlamasının en büyük sebeplerinin başında startupların yani kıt kaynaklı firmaların teste dayalı datayı merkeze koyarak, fazla iterasyon yaparak daha kendileri için önemli metrikleri, büyüme metriklerini merkeze alarak yaptıkları çalışma metodolojisiyle beraber özellikle Silikon Vadisi başta olmak üzere startupların çok fazla çıktığı yerlerde bu metodoloji ön plana çıkmaya başladı. Peki bu büyüme odaklı metodoloji hangi adımlardan oluşuyor? Birazcık ondan başlamak istiyorum. Bugün ben ağırlıklı işin taktiksel kısmını anlatıyor durumda olacağım ama birden taktik tarafından girmek istemedim. Çünkü taktik geliştirme tarafı aslında bu işin üçüncü adımı. Taktik geliştirmeye başlamadan önce ilk başta yapılması gereken bir check-up var. Check-up aslında bir nevi mevcut durumda firmanın kendisine, rakiplerine ve müşterilerine, hedef müşteri olabilir, kaybettiği müşteri olabilir. Bunlara bir röntgen çekerek bulgularıyla beraber bir sonraki adım olan stratejik geliştirme tarafında içlik adım olarak görebiliriz. Burada check-up kısmında verebileceğim çok belli başlı öneriler şunlar. Özellikle hem firmalar kendilerine hem de rakiplerine bakarken sadece işin bizim klasik 4P dediğimiz yani ürün, fiyat, dağıtım kanalı, promosyon içerisinde sadece promosyon tanıtım tarafına bakmasınlar. Yani bir rekabet analizi yapılırken sadece İşte rakip firmaların kaç tane sosyal medya takipçisi var, rakip firmaların web sitelerinde kaç sayfa var, nasıl onboarding oluyor oradan ötesinde fiyatlama mekanizmalarına, satış sonrası hizmet süreçlerine gibi aslında veya global çaptaki varsa partner networklerine gibi 4P'yi kapsayacak şekilde analiz yapmaları önemli. Çünkü hem lokal pazarlarda hem de global pazara açılmak istediğinizde bazı pazarlarda bazı rakiplerle iletişim tarafında rekabet ederken bazılarıyla fiyat,
bazılarıyla dağıtım kanalı, bazılarıyla onboarding sürecinizde farklı rekabet avantajları sağlayabiliyor durumda oluyorsunuz. Burada bir diğer üzerinde çok hassasiyetle durulması gereken kısım, Customer Insight dediğimiz aslında müşterilerden alınan bilgiler, datalar. Bunun önemi çok fazla. Zaten çok defaatle özellikle Lean metodoloji gibi metodlardaki şeylerde duymuşsunuzdur. Aslında daha bir ürün geliştirmeden, daha fikir aşamasındayken bile hedef müşteriyle konuşarak onların özellikle chat'e bir şeyler gelince bir bakacağım. Tamam, pardon, bir şey yokmuş. Özellikle hedef müşterilerin mevcut durumdaki problemleri ne, mevcut durumdaki motivasyonları ne, bunları nasıl çözüyorlar gibi dataları daha fikir aşamasında bile aldığımız bir noktada biz büyüme odaklı pazarlama döngüsüne gireceğimiz zaman check-up sürecinde kendimize ve rekabete bakarken dönüp hedef kitle müşterilerimizin de mevcut durumlarında onlarla birebir interview'lar yaparak, tercih interview değil birebir konuşarak o dataları almamız gerekiyor. Bu üç data kaynağı bizi nereye götürüyor? Aslında bir sonraki adım strateji geliştirme tarafı. Şimdi startup dünyasında, ben de sonuçta startup dünyasının içerisinde bu zamana kadar 7 tane girişim denemiş. İşte 4'ünü de fail etmiş. Şu anda 3'ünde de hayatına devam etmeye çalışan bir aslında girişimci şapkamla burada bunu özellikle söyleyebilirim. Startup dünyası birazcık stratejiden uzak ilerlemeye çalışıyor. Neden? Birazcık böyle stratejiyi aksiyondan uzak bir yer gibi görüyor. Ve işte zamanımız yok, işte şeyimiz yok, bir an önce aksiyona geçmemiz lazım diye birazcık daha böyle hızlı aksiyona geçmeye yönelik bir şey. Hareket mekanizması diyeyim. Ben burada o yüzden startuplara strateji kısmında şöyle bir şey söylüyorum. Her bir startup'ın minimum viable strateji outcome'a ihtiyaç var. Bu nedir? Çünkü minimum viable product bütün startupların hayatında olan bir şey. Yani MVP çıkarmak diye bir kavram var. Bunun marketing bacağına döndüğümüzde de minimum viable strateji outputları çıkması lazım. Bu outputlar nedir? Bu outputlardan birincisi personalardır. Birazdan birazcık detaya gireceğim personal tarafında. Bizim öncelikle hedef müşterileri bir tanımlamamız gerekiyor. Ve bu tanımlamayı yaparken yani çok böyle hani demografik özellikler gibi işte nerede yaşıyor, yaşı kaç, işte income seviyesinin ötesine de geçip özellikle motivasyonları, pain pointleri gibi kısımlara bakmamız gerekiyor. Bir diğer önemli bizim için output, eğer bizim birden fazla ürünümüz varsa markamızın içerisinde, bizim bir hani ana markamız var ve ana markanın altında farklı farklı ürünler satıyorsak, özellikle B2B dünyasında ki bugün örneklerimi verirken daha önceki Cube Incubation tecrübelerimden de veya Teknoparklar tecrübelerimden ağırlıklı B2B teknoloji firmalarının olmasından kaynaklı biraz daha B2B ağırlıklı örnekler vereceğim bugün. Yani bir ana markanın bir işte bir bilişim teknolojisi firmasının altındaki farklı ürünler olduğunda yine strateji output'unda her bir ürünün personası kim ve bu personasına value proposition dediğimiz değer önerisi nedir kısmını çıkarması gerekiyor. Bu şundan önemli. Bugün ağırlıklı konuşacağımız taktik ve planlama kısmında bizim bir planlama yapmaya başlamadan önce şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Bu plan hangi ürün için, hangi ürün grubu için, o ürün grubundaki hangi persona için? Birazdan detayına girdiğimde zaten bunun çok hani ne kadar persona bazlı değiştiğini dramatik olarak da örnekliyor durumda olacağım. Strateji geliştirildi. Bu outputlar, özellikle ürün, her bir ürünün personası ve bugün özellikle çok detayına girmeye çalışacağım. Her bir ürün ve personaya açılacak funnel dediğimiz, yani uçtan uca bir hedef müşterinin bizim müşterimiz olana kadarki süreçlerini takip ettiğimiz, adreslediğimiz kısım açıldıktan sonra bizim artık planlama tarafına geçtiğimiz bir nokta oluyor. Planlama yaparken de biraz önce söylediğim gibi şunlar önemli. Bu hangi ürün için, hangi persona için ve hangi hedef metrik için yapılan bir planlama. Yani burada birazcık büyüme odaklı pazarlama işi biraz terse çevirmeye çalışıyor. Yani hadi bir e-mailing çıkalım ya hadi bir sosyal medyada reklam yapalımın ötesinde şeye bakıp funnel'a bakıp tıkanan yer neredeyse ya çok fazla lead gelmeye başladı ama bu leadleri satışa dönme sürecinde problem var. Burayı nasıl aşabiliriz? Bunun için bir e-mailing mi düşünelim? Veya biz işte Ukrayna pazarına girmek istiyoruz ama hiçbir bilinirliğimiz yok. Hani Ukrayna pazarında bizim rakiplerimiz var. Onların şeylerine
onların firma isimlerine yapılan, marka isimlerine yapılan aramalarda bir AdWords reklamı çıkıp funnel'ın yukarısını şişirsek gibi bir dönüşüm oluyor aslında. Yani hani bir şeyi yaparken, bir planlama veya bir taktik çıkarırken hangi ürün, hangi persona ve hangi funnel'ın aşaması olarak bir mantığa bürünüyoruz. Bugün zaten ben ağırlıklı bu çerçevede size örnekler gösteriyor durumda olacağım. Son olarak da dördüncü step aslında bu işi loop'a çeviren step. Yani biz bir strateji geliştirip planlamayı yaptıktan sonra sürekli dataya bakarak ve bu dataya bakarken de hani dört ana data başlığına bakıyoruz biz. Bir marka bilinirliği ve elde ettiğimiz trafik metriklerine, bir elde ettiğimiz özellikle B2B dünyadaki lead metriklerine, yani potansiyel müşteri satış fırsatı metriklerine, bir customer generation dediğimiz o leadlerin müşteriye döndüğü metriklere, bir de retention dediğimiz mevcut müşteri elde tutma metriklerine. Yani metriklere bakarken bile aslında farklı aşamalarda bakıyoruz. Ama buradaki okların tekrar planlama kısmına dönmesi, hatta çok silik de olsa bazen tekrar strateji tarafına dönmesinin sebebi şu. Bu yapılan çalışmalarda hedef metriklere bakılıp bu metriklerdeki gelişmeye, iyileşmeye veya kötüleşmeye göre hep bir sonraki ayın planlarının belirlenmesi gerekiyor. Yani biz bir aylık bir reklam planı çıkardıktan sonra ayın sonunda o metriklere bakıp o metriklerden elde ettiğimiz bilgilerle bir sonraki ayın planını oluşturmak. Veya bunu strateji bacağında düşünürsek, biz belirli personalara giderken o hedef kitlenin bize istediğimiz tepkiyi vermediği bir durumda hedef kitleyi değiştirmek veya hedef kitleye gidiş mekanizmamız olan işte belki value proposition'ımızı, belki positioning statement'ımızı değiştirmek gibi parametrelerle sürekli oynuyor durumda oluyoruz. Zaten tam bu loop ve bu loop'un çok hızlı iterasyonla oluyor olması zaten tradisyonel pazarlamayla büyüme odaklı pazarlamayı ana ayıran kısım oluyor aslında. Şimdi biraz detaya girmek isterim. Özellikle daha önce hiç persona çalışması yapmayanlar için, çünkü bizim için ilk adım persona çalışması. Ben bu slaytları zaten sunumdan sonra paylaşıyor durumda olacağım herkeste. Bir defa bu webinara katılıp daha önce hiç persona çalışması yapmayan markalar varsa, ister B2B olsun, ister B2C olsun, şiddetle ilk yapmaları, yani büyüme odaklı pazarlama çalışmasında ilk başlayacakları yerin personal çalışması olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü biz zaten yapacağımız bütün faaliyetlerde hedef müşterimizi doğru tanımlamazsak ve doğru bölmezsek aslında yapılacak bütün taktikler ve planlamalarda işler iyiye gitse bile neden iyiye gidiyorum cevabını bulamıyor durumda olacağız. Şimdi personal olarak şu an ekranımda gördüğünüz bir B2B personal çalışması örneği. Burayı çok aslında özetle şöyle söyleyebilirim. B2B dünyada biz bir persona belirlerken bu persona hangi büyüklükteki bir firmada çalışıyor? Title'ı ne? Kime raporluyor? Günlük problemleri ne? Motivasyonları ne gibi kısımları çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkarmamızın bizim için en önemli faydası şu. Bu insanlara biz iletişim karması tasarlayacağımız zaman bu insanların problemlerinin ne olduğu, motivasyonlarının ne olduğu veya karar alma sürecinde nerede olduklarına göre onu kişiselleştirebiliyor durumda olacağız. Bir örnek vereyim. Bir HR teknoloji firması olun. Yani bir software as a service olarak veya enterprise level. Bir HR teknoloji, insan kaynakları teknolojisi altyapısı satıyor durumda olun. Şimdi bunu persona bazlı düşündüğünüzde bazı firmalarda özellikle size'ı büyük olan işte 1000+ çalışan firmalarda belki orada yer alan işte insan kaynakları direktörü level'ında birisi alabilirken daha küçük ölçekli firmalarda belki bu kararı co-founder verebiliyor durumda oluyor. Veya bazı firmalarda bu tarz satın almaların daha fazla teknik odaklı yapıldığı yerlerde belki bu kararı head of IT veriyor durumda olabiliyor. Şimdi head of IT ve İnsan kaynakları direktörü personalarını düşündüğünüzde, insan kaynakları direktörü personasının bir HR teknoloji ürünü almasındaki ana motivasyonu aslında günlük yaptığı operasyonlardaki etkinliği artırmak olacakken, Head of IT veya IT şeyindeki departmanındaki bir personanın daha çok ya bu teknolojinin bir security issue'su olur mu? Benim diğer teknoloji sistemin içerisinde ben bunu nasıl şey yapabilirim, koyabilirim? Ekstra bana bir development cost'u olacak mı gibi kısımlar ön plana çıkıyor. Bunu B2B'lerde bu zamana kadar deneyimlerimizde çok defaatle görüyoruz. Yani satın alma kararını veren bazen bir business persona olabiliyor. Ama
satın alma süreci içerisinde, özellikle POC süreçlerinde, ürünü denettirme, demo yapma süreçlerinde, teknik ekibin sürecin içerisinde dahil olduğunda, teknik ekip karşısında birazcık daha teknik anlamda bir dokümantasyon veya teknik anlamda bir aslında süreç görmek istiyor. Öyle olduğu için personaları düşünürken şöyle düşünelim. Bizim personalarımız business tarafından olabilir, teknik taraftan olabilir. Ve bizim personalarımız aslında tek karar verici olabildiği gibi farklı karar vericilerin farklı süreçlerde sürece girdiği bir durumda da olabilir. Özellikle sigorta sektörüne altyapı sağlayan firmalar, bankacılık sektörüne altyapı sağlayan firmalar, yani böyle yüksek security seviyesinde çalışan firmaların zaten sales cycle'ları, yani satışı kapatma süreçleri böyle 9 aylar, 1 yıllar mertebesinde olduğu için her dönem farklı personaları karşısında görüyor durumda olurlar. İşte bu personaları tanımlıyor durumda olmak, o her aşamada karşımızdaki personaya daha kişiselleştirilmiş satış veya pazarlama taktikleri kurgulamamıza imkan verir. Ben B2C olarak bir örnek koydum. Çok pardon. B2C persona geliştirme tarafında da özellikle bir mobile app olabilir geliştirdiğiniz veya bir web sitesi olabilir. Ürününüz üzerinden gideceğiniz kişi nihai kullanıcıysa onda artık sorduğumuz sorular birazcık daha o kullanıcının günlük yaşamı, nasıl karar verdiği, finansal durumu, kimlerden etkilendiği gibi kısımları oluşturuyor. Şimdi personayı geçmek istiyorum bu noktada. Dediğim gibi dokümanları paylaşacağım ve personel çalışması yapmanızı bu anlamda çok şiddetle öneririm. Ama personaları oluşturduktan sonra bizim asıl bugünün konusu olan bu growth funnel'larını oluşturma adımlarımızdan birazcık kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi şu anda ekranında gördüğünüz 4 farklı renkte funnel görüyorsunuz. Bunların her birini ayrı bir ürün olarak düşünün. Dediğim gibi ilk başta zaten bizim markamız olarak ana markamız ne ve alt ürünlerimiz neyi belirlememiz gerekiyor. Burada çokça yapılan bir hata var, onu söyleyeyim. Ürün ve feature set farklı şeyler. Yani ürün kendi başına P&L'i olan, kendi başına belli hedef kitlesine, belirli sistematikle satılan bir şey olarak düşünün. Feature biraz daha bir ürünün farklı şeyleri aslında, öne çıkan alanları. Bir ürünün feature'larına göre farklı fiyatlaması olabilir ama o farklı ürünler anlamına gelmez. Burada nasıl bir örnek verebilirim? Bir firma bir CDN ürünü satıyor durumda olabilir. Content Delivery Network dediğimiz sitelerin hızlı açılmasını sağlayan teknoloji satıyor olabilir. Aynı firma bu teknolojiyi kullanarak bir webinar ürünü çıkarıp webinar ürünü de satıyor durumda olabilir. Bu anlamda CDN'in ve webinarın ana şeylerinin, funnel'larının ayrı olması gerekiyor. Burada bir ürüne baktığımızda her bir ürünün funnel'ında bir de persona olarak gördüğünüz bir kısım var. Bu da şu. Bir ürünün birden fazla personası varsa ona göre yine funnel adımları değişebiliyor. Bu aslında biraz önce verdiğim örnekte. Yani siz bir business personaya gittiğinizde onun sizin sitemize gelmesi, lead bırakması, lead sonrasındaki satış süreçleriyle bir head of IT'ye gittiğinizde farklılaşabiliyor. Bu anlamda bizim her bir persona bazında ve her bir ürün bazında değiştirdiğimiz bir funnel mekanizması var. Şimdi funnel deyip duruyorum. Nedir funnel? Onu göstereyim daha önce görmeyenler için. Şu an ekranımda gördüğünüz Huni'ye benzeyen, bu sebeple funnel ismini alıyor, bir takip mekanizması. Bu takip mekanizmasının kritikliği şurada. En aşağısı customer ve sales revenue'dan oluşan, yani yapılan faaliyetlerin en üstünün visitor oldu. Hatta bunun bir üstünde bir katman daha var. Brand reach dediğimiz, markanın eriştiği kişiler. Yani sitenizde veya mobil uygulamada trafik olarak gelmemiş. Ama sizde bir şekilde iletişiminize maruz kalmış kişiler. Farklı adımlardan geçerek nasıl müşteriniz oluyorun her bir adımına bakılması kısmı. Şimdi benim ekrana yansıttığım bir B2B funnel. B2B funnel'ın dediğim gibi hem katılımcıların ağırlıklı B2B olduğunu düşünerek özellikle B2B örneğinden gittim. Ama bu örneği anlattıktan sonra B2C tarafında çok hızlı bir örneklendirme yapacağım. Şimdi bir B2B işletme arası satış yapan bir teknoloji firması düşündüğümüzde bu teknoloji firmasının funnel'ları çoğunlukla şunlara benziyor oluyor. Dediğim gibi üst tarafta bir brand reach oluyor şu an burada görmediğimiz ama bu işte sosyal medyada yapılan paylaşımlar, çıkılan reklamlar, hatta sadece online düşünmeyin, gidilen eventler, yapılan birebir satış konuşmaları, görüşmeleri. Bir şekilde markamız farklı şeylerin insanların önüne düşüyor online veya offline'dan. Bu bizim için bir brand reach demek, yani onlara erişiyoruz. Bizim için takip etmeye başladığımız ilk metrik visitor metriği. Yani bu kişilerden hangisi bizim dijital asetlerimize, B2B dünyada çoğunlukla web sitemize geliyor tarafı. Web sitemize geliyor tarafından sonraki ana bizdeki parametre
Lead dediğimiz satış fırsatı. Şimdi web sitesine gelen trafiğin bir datadır. Önemli bir datadır ama bizde özellikle B2B dünyada şöyle bir problem yaratır. Onlar anonim kişilerdir. Yani biz onların kim olduğunu bilmeyiz. Yani dönüp işte Google Analytics'ten baktığımızda datamıza, yani bizim site trafiğimiz, belirli landing page'lerimizin trafiği, belirli ürün sayfalarımızın trafiği ne kadar artıyor bize bir bilgi verir. Ama oradaki rakamlar rakamdır. Yani 100, 200, 300'dür ve insanlar anonim insanlardır. Biz ne zaman gelen trafikten dönüp onları lead'e çeviririz, satış fırsatına çeviririz. Yani bizim işletmemiz için hangi bilgiler önemliyse, isim, soyisim, e-mail, çalıştığı şirketin web adresi, hangi title'da olduğu gibi bu dataları topladıktan sonra biz onu leadleştiririz. Yani artık üzerinde satış yapılabilecek bir fırsat haline çeviririz. Satış yapılabilir fırsat haline geldikten sonra, lead haline geldikten sonra o lead'i nasıl kapatacağı süreci işletmenin faaliyet gösterdiği endüstriye göre, işletmenin konuştuğu, gittiği personaya veya personlara göre çok farklılaşır. Ama benim buradaki aldığım örnek çoğunlukla B2B dünyada kullanılan bir funnel mekanizması. İlk önce qualified lead diye bir statüs var. Bu da şu, gelen leadlerin ne kadarı bizim için satış yapılabilecek lead statüsünde. Yani ne kadarı bizim için üzerinde satış yapmaya elverişli statüsünde. Bu qualified lead'i bazı firmalar marketing qualified ve sales qualified olarak da ayırır. Yani marketing qualified pazarlamanın bakıp lead'e evet bu satılabilir dediği lead'tir. Sales qualified da gene aynı şekilde satış ekibinin ben bunun üzerine satış çalışması yapabilirim diye kabul ettiği lead'lerdir. Ama ben onları bu konsolide edip qualified lead olarak anlatıyorum şu anda. Sonra opportunity diye bir kısım var. Bu da şu, lead geldi, siz onu qualified ettiniz ama lead'in size verdiği temasa göre, sizle yaptığı iletişime göre ne kadar ilgilenip ilgilenmediğine göre siz onu o fırsat gibi bir satış yapabilirsiniz, devredebilirsiniz. Daha sonra proposed var, teklifin yollanması. En sonunda müşteri olması var. Şimdi burada gördüğünüz gibi özellikle opportunity'den sonra yanında bir de potential olarak bir rakam görüyorsunuz. Aslında bir potansiyel revenue görüyorsunuz. En aşağıda zaten kapanmış satış revenue'sunu görüyorsunuz. Şimdi bu funnel'a baktığınızda iki tip aslında data var. Birincisi visitor lead sayılarının datası. Yani 122 bin visitor'dan 1000 tane lead'e dönmüş. İkincisi de funnel'lar arasındaki conversion rate dediğimiz oran. Yani 122 bin visitor'ın 1000 lead'e dönmesi işte %1'in altında binde 8'lik bir conversion rate'e sebebiyet vermiş. Şimdi bu funnel'a bakarken şu an tek bir funnel görüyoruz ya. Aslında arka tarafta bizim bu funnel'larımız ürün bazında, persona bazında, hatta landing page dediğimiz yani o lead'i topladığımız sayfa bazında funnel'larımız değişiyor. Funnel'larımızı değiştiren bir başka kısımda source, medium, campaign ve ülke gibi aslında source hangi kaynaktan trafiğin geldiği, kampanya, spesifik kampanya yapıyorsak hangi kampanyadan geldiği, country bildiğiniz hangi ülkeden geldiği gibi. Bu çerçeve de aslında işletmemizin içerisinde ürüne göre, personaya göre, landinglere göre ve bütün bu parametreye göre değişen bir sürü funnel'lar var. Şimdi burada şey gözümüzü korkutmasın. Ya bu kadar fazla funnel'ı nasıl takip edeceğiz? Bir yerden başlamak gerekiyor. En basiti toplam sitenize gelen trafikten lead ve sonrası funnel'ınız. Yani tek bir funnel'ınıza başlattığınız noktada bile siz uçtan uca metriği takip edebiliyor durumda oluyorsunuz. Metrik takibi neden önemli bu şekilde? Çünkü bakın bunun en aşağısı customer ve toplam elde edilen ciro şeyi aslında metriği. Yani bizim için girişimciler için en ana metrik. Yani şirketimizin değerlemesini etkileyen, şirketimizin cash flow'unu etkileyen, her şeyi etkileyen ana metrik. Şimdi biz her bir adımı en aşağıda müşteri olmaya bağladığımızda sonra taktikleri de bu adımlara göre planladığımızda otomatikman biz hep bottom line dediğimiz aslında en aşağıdaki müşteri ve revenue datasına göre ay planlarımızı yapıp veya taktiklerimizi çıkarıyor durumda oluyoruz. Mesela bu örnekte bile baktığınızda aslında visitor sayısında çok problem çekmeyen, yani 122K visitor almış belirlenen işte şey içerisinde, tarih içerisinde. Ama yani normalde sektörde B2B'de biz şeyi hani lead rasyolarını yani en azından %3 ile 7 arasında bekleriz. Bakın %1'in altında bir problem var. Yani şimdi bu işletme dönüp lead sayısı ve aşağısını artırmaya çalışmak için hep yeni visitor koymaya çalışmasına gerek olmayabilir. Dönüp
gelen visitorlar hangi landinglere geliyor? O landinglerdeki yapılabilecek optimizasyon alanları var mı? Ona bakabilir. Veya çok alakasız yerlerden mi trafik geliyor? Yani gelen insanlar neden lead'e dönmüyor gibi dönüp trafiklerin kaynaklarına bakabilir. Ama günün sonunda sadece bu rakamları büyütmek değil, şuradaki aslında şeyi, yüzdeyi büyütmek, her bir adımda yüzdeyi büyütebiliyor durumda olmak, bottom line'ı daha hızlı büyütmek veya daha kolay büyütmek anlamına gelebilir. Zaten tam bu sebepten dolayı bugün konuşacağımız, konuşuyor olduğumuz bu büyüme odaklı pazarlama mekanizması da aksiyonları funnel bazlı yaptırmaya yöneltiyor. Yani bizim bugün göreceğimiz 4 tane şey var, başlık var konuşacağımız. Birincisi reach attract dediğimiz o funnel'ın en üstünü büyütecek şeyler, taktikler. Burası bizim için marka bilinirliği ve trafiği artırma taktikleri olacak. İkinci kısım biraz önceki firmanın problem yaşadığı yer olan gelen trafiğin lead'e dönme oranı çok düşük olduğu yer bizim için conversion rate optimization dediğimiz yani dönüşüm oranı optimizasyonu dediğimiz gelen visitor'ın lead'e dönme oranını artıracak faaliyetler olacak. Lead geldikten sonra lead'in kapanma süreci yani şu ana kadar 200'den faktörlük vermişimdir, beraber proje geliştirmişizdir. B2B'lerdeki ana problemin bu lead nurturing tarafında olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bir lead elde ettikten sonra o lead'in satışa kapanma süreci boyunca o süreci çok böyle şey, dikkatli yöneten firmaların hızlı büyüdüğünü, hatta o süreci mümkün mertebe daha software as a service'leştirip, daha SaaS'laştırıp, daha product'ın üzerinden büyümeye, yani işte free trial'larla product üzerinden track ederek büyümeye doğru götüren firmaların daha hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim. Çok genel şey olarak, çektiğim resim olarak, ama gelen lead'in satışa dönme süreçlerinde de bizim lead nurturing dediğimiz taktikleri konuşuyor durumda olacağız. En son tarafta hiç unutmamamız gereken mevcut müşteriyi nasıl elde tutarım? Ona alternatif bir şey satabilir miyim? Gibi kısım, yani upsell ve cross-sell dediğimiz veya retention dediğimiz kısımları konuşuyor durumda olacağız. Şimdi ilk olarak reach attract tarafından başlayalım. Yani bizim için funnel'ın en yukarısı. Özellikle startup dünyasında da yeni bir pazara girerken veya yeni launch olduğunda, yani şöyle durumlar çok oluyor. Bir firma Türkiye'de işte 30 yıllık firma iyi bir penetrasyon sağlamış ama globalde bir yere çıkacağı zaman globalde de startup gibi başlıyor işine. Neden? Çünkü girdiği pazarlarda marka bilinirliği yok. Girdiği pazarlarda referral yapabileceği müşterisi yok vesaire. Öyle olduğu için yani farklı büyüklükteki firmalar diyeyim, startuplar veya scale-up'lar ilk başta funnel'la ilgili karşına çıkan taraf üstteki o marka bilinirliği ve trafik sayısını artırma tarafı. Şimdi burada özellikle bu noktadan sorularını birazcık böyle taktik bazlı vermeye çalışacağım. Özellikle trafik sayısını artırma ve marka bilinirliğini artırma tarafında bizim elimizde öncelikle bir reklam mekanizması var. Reklam nedir? Aslında online vereceğimiz dijital reklamlar. Şimdi dijital reklamlar bizim için bir şey, işin bir tarafında bir maliyet, ücretsiz trafik kaynağı değil ama bir tarafta da hızlı test edebilmemiz için, hızlı bir şekilde data görebilmemiz için de bize hız sağlayan bir kısım. Şimdi burada başlı başında konuştuğumuz ve uygulama yapabileceğimiz mecralar ilk olarak LinkedIn olarak konuşabilirim. Burada B2B, B2C'ye ayırarak gideceğim taktiklerde. Özellikle B2B tarafta LinkedIn baktığınızda hedefleme anlamında sektöre göre, title'a göre, firmasının büyüklüğüne göre hedefleme yapabileceğimiz bir yer. Ama daha önce verenler illaki vardır webinarda şu an olan. Pahalı bir mecra. Yani günün sonunda çok böyle belirli bir bütçe seviyesine çıkıp aslında bizim belirli bir data alabileceğimiz, belirli bir trafik alabileceğimiz bir mecra. Bir de kullanım olarak LinkedIn birazcık da aç kapa platformu gibi. Yani toplam dünyadaki bütün sosyal mecralar içerisinde en az vakit geçirilen yer LinkedIn. Çok bir şey okunmaktan ziyade girip bir şeyleri takip etme. Yani işte mesaj geldi mi, kim ne, nerede ne olmuş gibi bir mekanizmayla ilerliyor ağırlıklı. O yüzden LinkedIn'i ben biraz startup aşamasında, yani bütçesi çok kısıtlı olan firmalarda birazcık daha cold approach da olsa bu Sales Navigator gibi tool'larını kullanıp biraz daha co-founder'ların hedef kitlelerine, personalara birebir yazarak kullanmasını
tavsiye edebilirim. Ama belirli bir ölçekte olan scale up'ların, buraya bütçe ayırabilecek scale up'ların da personaların önüne kesinlikle LinkedIn'den çıkmalarını, çok fazla trafik almasalar bile bilinirlik anlamında onların önüne düşmelerini, kullanmalarını tavsiye edebilirim. Diğer kısım AdWords tarafı. AdWords çok popüler bir dijital reklam mecrası. Dünya çapında da en fazla bütçe ayrılan kısım AdWords. Sebebi aslında tüketici karar alma sürecine baktığınızda diğer bütün platformlar birazcık daha harekete geçirmeye yönelikken, yani işte Facebook, LinkedIn, Instagram biraz daha insanlara hadi bunu yap, hadi şunu yap, bunu düşündün mü diye sorarken, AdWords çok net bir şekilde bir konuda harekete geçmiş, yani trigger olmuş ve bir konuda araştırma yapmaya gelen veya kariyer aşamasında olan kişilerin önüne çıktığımız bir yer. Sonuçta bir aranma şeyiyle hareket ettiği için, aranma refleksiyle bir keyword arama yaptığı için şeyler, insanlar. Onun oradaki oluşturduğumuz reklamlarda da özellikle gene şey bazlı, keyword bazlı şey değişse de, yani maliyetler değişse de ülke bazlı, keyword bazlı, gene özellikle bottom line'a kadar bakan, yani funnel'ın sonuna kadar bakan markaların çoğunda, hani benim deneyimlerimde AdWords hep top 3 en iyi perform eden şeylerin içerisinde yer almıştır, kanalların içerisinde. AdWords'da özellikle hani yakın vadede hızlı alınabilecek aksiyonlar içerisinde aslında rakiplerin, belirli pazardaki rakiplerin şeylerine, marka isimlerine reklam verme taktiği bolca kullanılan bir taktik startuplarda. Maliyetli bir taktik ama günün sonunda siz rakibinize yapılan aramalara karşısında hazırlayacağınız landinglerde gerçekten rakipten farkınızı ortaya koyabilecek bir şekilde bir reklam mekanizması işletirseniz global tarafta özellikle geri dönüşlerinde iyi olabileceği bir şey. Özellikle bu proje yönetim ürünlerin içerisinde çokça yapılan bir taktik. Yani siz şu anda Google'a girip Trello Alternative diye aradığınızda çıkan AdWords reklamlarından zaten ne demek istediğimi çok iyi anlıyor durumda olacaksınız. B2C tarafı da aynen B2B gibi şey olan, popülaritesi yüksek olan bir araç. Twitter birazcık bu anlamda şeyin, hem B2B'nin hem B2C'yi çok fazla yüzünü güldürmeyen bir noktada. En büyük sebebi de aslında birazcık içinde bulunan kullanıcıların şey olarak baktığınızda anonim kullanıcılar olması veya kullanıcıların çok fazla Twitter üzerinden reklam yapılabilir dataya sahip olmuyor durumda oluşu. Facebook ve Instagram'a da bir parantez açmak isterim. Özellikle B2C tarafta farklı sektörler için çok iyi perform edebilen reklamlar olabilir ama B2B tarafta yeni audience'a giderken, trafik elde ederken çokça irrelevant trafiğin, yani çok alakasız trafiğin de gelebileceği yerler. Bunlar birazcık paralı kısım. Birazcık da böyle şey yapmadan, reklam şey yapmadan, reklam parası harcamadan farklı eforlarla trafik nasıl artırılabilir, ondan bahsedeyim. Referral ve backlink kısmı var burada. Referral aslında bizim adımıza başka dijital, başka mecralarda içeriklerin yayınlanması. Backlink kısmı da bu yayınlanan içeriklerin içerisinde bizim sitemize linkler veriliyorsa bizim için de backlink anlamına geliyor. Bu şeylerin çok detaylarına giremiyorum süremiz kısıtlı olduğu için ama bu söylediğim terimlerin her biri zaten ya biliyorsunuz ya da araştırdığınızda öğrenebileceğiniz terimler. Backlink özellikle organik olarak yüksek pozisyonda yer almak istediğimiz bu SEO çalışma, arama motoru optimizasyonu çalışmaları için bizim için önemli bir şey yine. Önemli bir parametre. Referral ve backlink bizim gerçekten başka sitelerden bize yapılan yönlendirmelerle elde edeceğimiz trafik olduğu için özellikle yazılan içeriklerin bizimle alakalı yerlerde yayınlanması için gerekli girişimleri yapmak. İşte bir şeyin medya kuruluşunun, dijital medya kuruluşunun editörlerine bilgi paylaşmak, onların yayınlayabileceği şekilde içerikler oluşturmak her zaman bizim şey yapmamız, yoklamamız gereken ve buraya kaynak ayırmamız gereken bir kısım. Bir diğeri, globalde çok meşhur bir taktik, Quora ve Reddit gibi platformlarda social bookmarking dediğimiz, aslında bu platformlarda, özellikle Quora'dan örnek vereyim, soru cevap platformu. İnsanlar Quora üzerinde gerçekten çok şey, çok ciddi derecede soru soruyorlar. Yani böyle o kadar böyle niş sorular var ki, yani sizin işte örneğinize döneyim, işte HR teknoloji alanında siz işte employer branding ile ilgili bir konuyu çözüyorsunuz diyelim teknolojinizle. Ya employer branding ile ilgili teknoloji related bir sürü böyle çok niş soruların Quora'da sorulduğunu ve insanların aşağısına cevap verdiğini ve o cevapların upvote olduğu
oylandığı bir mekanizmadan. Quora'yı nasıl kullanabilirsiniz? Sizin personalarınızın Quora üzerinde ürünlerinizle, teknolojinizle alakası olabilecek sorularına şirket co-founder veya şirket çalışanı olarak cevap verebilirsiniz. O cevaplarda Quora cevabı birazcık böyle direkt reklamdan ziyade birazcık konuyla ilgili bilgilendirme yapar. Çünkü birisi bir şey sormuş. Ama şeyden de biraz böyle hafif ürün yerleştirme diyeyim. Yani ürünü hakkında da bilgi veren, biz bu şekilde yardımcı oluyoruz vesaire gibi bir metot da oluyor. Reddit de benzer şekilde yani Türkiye'deki ekşi sözlük mantığıyla çalışan bir platform. Onun da belirli alt gruplarında gene çok fazla şey bu tarz bookmarking imkanı bulunabiliyor. Soruları en son alacağım Mustafa Bey. Q&A'ya sorursam çünkü şeyi yetiştiremeyeceğim. En son ama mutlaka alacağım. Yani soruları bir yerinize not edin. Q&A'de bütün soruları alacağım. Cevaplamadan gitmeyeceğim. Söz veriyorum. Remarketing kısmı var. Buraya da biraz değineyim. Remarketing sitenize gelen bir trafiğe daha sonra gittiği platformlarda, LinkedIn'de, Facebook'ta, Instagram'da, Google Ads'te veya Criteo gibi, AdRoll gibi farklı platformlar kullanarak banner vesaire reklamcılığıyla tekrar önüne bir reklam çıkarma kısmı. Bu özellikle önerdiğimiz bir metot. Hem B2C'lerde hem B2B'lerde. B2B'lerde özellikle böyle karar alma süreçleri uzun olduğu için bir gelenin o anda lead bırakmadığı için sürekli önüne çıkmak gerektiği için önerdiğimiz bir metot. Zaten siz kendinizin global rakiplerine baktığınızda bunu fark ediyorsunuz. Yani global bir rakibinizin sitesine girdiğinizde özellikle Amerika firmaları çokça yapar. Sonra gittiğiniz her yerde onların ya bir use case'ini görüyorsunuz ya bir blog postunu vesaire görüyorsunuz. Buradaki e-marketing önemli kısım. B2C tarafta özellikle hangi ürüne baktıysa o ürün üzerinde mümkün mertebe remarketingin yapılması ama B2B tarafta siteye gelen birinin daha sonra özellikle use case gibi, e-book gibi yani o kişiye fayda sağlayacak içeriklerle remarketingin donatılıyor olmasını özellikle şey yapıyorum abi, tavsiye ediyorum. Bunun dışında zaten sitemizde sürekli olarak ister B2B ister B2C olalım gelecek organik trafiği artırıcı içerikler oluşturmamız gerekiyor. Bu içerik oluşturma tarafında özellikle daha orta vadeli geri dönüşler alacağımızı unutmayalım. Ama şunu da unutmayalım. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayan firmaların datasına dönüp baktığımızda ağırlıklı trafiğin organikten geldiğini görüyoruz. Ve organikten özellikle kendi işletmeleri için kritik keywordlerde iyi pozisyonlar alan firmalarında çok customer acquisition cost dediğimiz yani müşteri elde etme maliyetlerini gitgide düşürerek müşteri elde ettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü startup ilk hayatına başladığında ağırlıklı reklamla vesaire para harcayacak müşteri edindiğinde müşteri edinme maliyeti yüksek başlıyor ama belirli bir vadede referral gibi, organik gibi veya marka bilinilen dolayı gelecek direkt trafik gibi şeylerle trafik metotlarıyla o müşteri edinme maliyetini düşürmeye başlıyor. Zaten bir yerden sonra o return on investment'ı yani yaptığı maliyetinin edinme yaptığı harcamanın sonrasında elde ettiği gelirin edinme maliyetlerini çıkarabildiği noktaya gelmesi için organik trafik çok kritik. Burada tabii ki SEO çalışmaları yani yapılan hazırlanan içeriklerin daha içeriğin hazırlanma aşamasından itibaren rakibim hangi keyword'de pozisyon almış, hangi keyword'de nasıl bir şey var, nasıl bir hacim var, ben hangi keyword'de nasıl bir pozisyon almalıyım, hangi içerikle gibi belirli adımlarla bunu planlıyor durumda olması lazım. Burada özellikle yani yeni başlayacak markalar için hani çok belki ücretli tool'lar başta biraz maliyetli olur ama bir vadeden sonra burada ister istemez belirli bir maliyet ayırıp belirli SEO tool'larını da kullanmak gerekiyor. Şimdi ikinci kısma gelelim biraz. Üst kısım birazcık daha trafik toplama kısmı. Ama hani tekrar şeye dönersek, funnel mekanizmasına dönersek, dönüp biz funnel bazlı bakmazsak sürekli trafik topluyor durumda oluruz. Şimdi biraz önce anlattığım faaliyetlerin hepsini bir düşünelim. Yani reklam tarafı, referral tarafı veya reklamın içerisindeki farklı mecralar, AdWords'ü, LinkedIn'i, Twitter'ı. Şimdi biz dönüp oradaki yaptığımız faaliyetlere sadece üstteki visitor sayısına göre bakarsak şöyle bir hata yaparız. Bizim bütün optimizasyonu yaptığımız, bütçeyi ayırdığımız bütün ya her şey dönüp bir visitor datasına göre olur. Ama visitor bizim gördüğünüz üzere customer'a gitmek için çok uzaktaki bir metrikten bahsediyoruz. Yani örnek vereyim. Biz bir ay içerisinde AdWords, LinkedIn ve Facebook'a
Hepsine, üçüne de aynı bütçeyi ayırdık. Dönüp baktık, en fazla trafik Facebook'tan geliyor. Şimdi optimizasyonu sadece trafiğe göre yapar durumda olursak, dönüp bütçeyi Facebook'a artırmamız gerekecek. Ama Facebook'tan gelen trafiğin ben daha lead'e döndüğünü bilmiyorsam, lead sonrası kalitesini bilmiyorsam, ona teklif verip vermediğimi bilmiyorsam, müşteriye dönüp dönüşmediğini bilmiyorsam, oradaki yaptığım optimizasyon beni birazcık yanlış bir yere doğru götürebilir. Öyle olduğu için gelen şeylere, gelen trafiğin lead'e dönme sürecindeki bizim karşımıza çıkan ikinci taktik anlamı conversion rate optimization dediğimiz kısım. Burası ne aslında? Toplam visitor ne kadar trafiğe döner veya gelen visitor'ın trafiğin ne kadar lead'e dönmesini artırabilirim tarafında yapılan çalışmalar. Burada iki tip başlık var. Birincisi landing page dediğimiz, yani trafiğin indiği sayfa ile ilgili yapılacak optimizasyon çalışmaları. Buradaki landing sayfası çeşitlendirilebilir. Yani siz ürününüze free trial olarak alabilirsiniz. İşte bugünkü gibi webinarları kullanarak alabilirsiniz ki şu an içinden geçtiğimiz durumda ben webinar ve podcast'i çok öneriyorum markalara. Şu an çünkü insanlar çok ciddi evde vakit geçiriyor ve hani sizin için çok iyi bir lead generation kanalı veya yani marka branding kanalı şu anda webinar ve podcast gibi şeyler, araçlar. Veya bir use case download ettirebilirsiniz ama landing page'in tipini değiştirebilirsiniz. Veya bir landing page içerisindeki işte kullanılan görsel, text, buton gibi kısımlarla oynarsınız. Ana kullanım olarak şunu söyleyebilirim. B2B dünyası birazcık daha landing page tipiyle oynar. İşte use case mi olsun, free trial mi olsun, event sign up mı olsun diye. B2C dünyası birazcık daha, sonuçta onlar çoğunlukla ürün şeylerine indirdiği için, yani ürünün kendisi, detayları çok belli olduğu için, özellikle oradaki işte görsel, buton, butona ne diyeyim, rengi vesaire gibi kısımlarla veya kullanıcı deneyimi kısmıyla daha fazla şey yaparlar, testler yaparlar. Burada bir ikinci elimizdeki şey de, fırsatta, buradaki yapabileceğimiz marketing aksiyonları. Yani siteye gelenlerin site içerisinde lead bırakmasını sağlayacak faaliyetler. Burada site üzerinde yapabileceğimiz faaliyetler website engagement olarak geçiyor. Web sitesi etkileşim aksiyonları. Çoğunuz yani görüyorsunuzdur veya uygulayan da vardır. İşte bir siteye giriyorsunuz. Sitede belirli bir zamanı geçirdikten sonra bir pop-up çıkıyor karşınıza. Veya siteden çıkmak istediğinizde bir pop-up çıkıyor. Veya işte bir blog post okuyorsunuz. Blog postun içerisinde hani belirli bir faaliyet, eventi yapıyorsanız başka bir yere yönlendirme yapıyor gibi. Bunu birazcık gelen trafiği lead'e çevirmeye veya B2C dünyada gelen trafiği satışa çevirmeye yönelik aktiviteler olarak görebilirsiniz. Burada onun dışında gene bizim buradaki visitor'ın lead'e dönme sayısını artırabilecek faaliyetlerden bir diğeri gene remarketing. Remarketing funnel'ın her bir tarafında, yani dört aşamasında da bizim kullanabileceğimiz bir şey oluyor, taktik olarak karşımıza çıkıyor. Birazcık süremde kısıtlı olduğu için birazcık burada hızlanıyorum. Bir diğer kısım lead nurturing kısmı. Dediğim gibi özellikle B2B'nin çok kanayan yarası. Gelen lead geldikten sonra satışı nasıl kapatacağım tarafı. Burada da iki tip aslında gene aksiyon alanlar. Birisi smarketing diye adlandırılan satış ve pazarlama ekiplerin beraber çalışması. Ben bunu şiddetle öneriyorum. Yani satış ve pazarlama ekip ayrımını ne kadar bırakabilirseniz, bu ekipleri ne kadar growth ekibi gibi konumlandırıp ekiplerin hepsine bütün funnel tarafına yönlendirme yaparsanız. Çünkü şöyle bir şey değil. Yani marketing lead'i getirir, satış lead'i kapatır gibi bir durum yok. Aslında şöyle, marketing lead'i nasıl getireceğiyle ilgili input hep satıştan gelir. Marketing satışa lead'i verdikten sonra satış birebir satış çalışmasını yaparken arka tarafta marketing de o lead nurturing süreçlerini e-maillerle veya satış ekibinin kullanacağı wordinglerle bile şey yaparak, oynayarak destekler. Arka tarafta yaptığı remarketingler vesaire hepsi bu satışı kapatmaya desteklemelidir. Öyle olduğu için buradaki marketing mevzusu, satış ve pazarlamanın beraber çalışma mevzusu önemli. Bir diğer kısım, burada bir lead skorlama mekanizması geliştirmenizi öneririm. Yani lead skorlaması şudur. Size gelen leadlerden, o leadlerin ne kadar qualified olduğuyla ilgili bir skorlama mekanizması geliştirebilirsiniz. Örnek, işte lead bana organic source'dan geliyorsa 2 puan ver. Lead işte 3'ten fazla kez form doldurduysa 3 puan ver. Lead işte satış ekibindeki sales pipeline'da, yani satış aşamalarında 3. aşamaya geçmişte 4 puan ver gibi puanlayarak gelen leadlerin bir yerde lead sayısından çıkarıp birazcık daha lead'in kalitesine göre optimizasyon yapmanızı sağlar. Şeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer potansiyel leadlerin, leadler içerisindeki potansiyel fırsatların birebir size konuşup cevap vermeye başlayan leadlere potential sales volume koyabilirsiniz. Yani satsam ne satarım, ne kadarlık ürün satarım gibi. O da sizin satışı kapatmadan önce
yapacağınız analizlerde evet ben son 6 aya baktığımda işte 350 tane lead almışım. 50 tane sıcak durumda. Daha satış kapatmamışım ama bu 50'sinin toplam şeyi satış şeyi volümü bu kadardır deyip 6 ay boyunca ne harcadım ve masamda ne kadarlık şey var, kapatabileceğim satış var gibi analizler yapmanıza imkan sağlar. Bu kısımda gene marketing aksiyonu olarak e-mail sekansları dediğimiz drip campaign olarak da geçer. Yani leadlere belirli e-mail şeyleri, otomasyonları kurgulama gibi. Yani bir e-mail attım, açarsa bunu at, açmazsa bunu at vesaire gibi. Arka tarafta özellikle satış ekibinin birebir tool'lar vasıtasında kullanabileceği taktikler kullanılabilir. Remarketing burası için gene önemli şeylerden, taktiklerden birisi oluyor. Son olarak mevcut müşteri yönetimi kısmı var. Burayı da atlamayalım. Çünkü mevcut müşteri yönetiminde bize sağlayacağı hem direkt finansal hem de indirekt şeyler var, etkiler var. Direkt finansal etkisi zaten. Öncelikle mevcut müşteriyi elde tutma, yani retention yönetimi bizim için şundan önemli. Yeni müşteri kazanmak zor ve maliyetli bir şey. Mevcut müşteriyi elde tutmanın maliyeti her zaman daha az. Ve mevcut müşteriyi elde tutarken de özellikle işte NPS, Net Promoter Score gibi metotlarla sürekli onlarla birebir görüşüp veya onlardan bir şekilde data toplayıp memnuniyet seviyelerine bakıyor durumda olmak lazım. Özellikle başlangıç aşamasındaki startuplar için ürünü nereye geliştireyim için de önemli bir bilgi. Yani ben ürünün en fazla nereleri kullanılıyor, hangi feature'lar kullanılıyor, o feature'larla beraber bir sonraki ürün geliştirirken hangi feature'ları paralı yapayım, hangi feature üzerine yatırım yapayım bilgileri de her zaman mevcut müşteriyle konuşup ondan edinilen bilgilere göre tasarlamak çok daha mantıklı oluyor. Diğer taraf birazcık daha B2C dünyada çok kullanılan upsell ve cross-sell management. Yani müşteriye tekrar bir şey satmak, yan ürün satmak veya daha yüksek fiyatlı ürün satmak gibi. Bu B2B dünyada özellikle SaaS dünyasında da freemium modelle beraber yani ücretsiz ürünü kullanmaya başlayıp belirli feature'ları ücretli kullanmaya başladığı bir noktada da gene ön plana çıkıyor. Burada şunu da unutmayalım. Bunlar direkt finansal etkiler ama mevcut müşteriyle yapacağınız özellikle B2B'lerin yapacağı case study'ler ve testimonial'lar bir sonraki müşteriye giderken bizim için çok önemli olan, çok kritik olan marketing materyalleri kapsıyor. Burada bundan sonrası bazı örnekler koymuştum sunuma. Bu örnekleri zaten anlattığım için sunumu paylaştım gibi. Burada ben biraz durmak isterim. Bu arada iletişim bilgilerimi de buraya bırakıyorum. İletişime geçmek isteyenler olursa birebir. LinkedIn, Twitter veya Instagram'dan şey yapabilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Burada biraz Q&A'ya geçmek istiyorum ekranımı durdurarak. Çünkü 50 dakikayı yemişim. Konuda derin olduğu için sorular varsa hemen sorulardan alalım. Q&A'dan geldi bir tane. Soru. Şu anda, şu dakikadan sonra Q&A'ya yazabilirsiniz. Ben hızlıca chat'e bakıyorum. Bir şey kaçırmış durumda olmayayım chat'ten. Mustafa Bey'in sorusu vardı. Q&A'yı almış zaten. Tamamdır. Mustafa Bey'den aklım amaçlı yazıyorum. Peki çok niş bir kesime hitap ediyorsa, doğrudan hedef firma müşteri sayısı 10-20 arası sektör çözümü üretiliyorsa buna göre de birkaç örnek alabilir misiniz? Mustafa Bey, bu tarz firmaların kullandığı pazarlama ve satış metodolojisi son 2-3 yıldır account-based marketing dediğimiz bir kısım oluyor. Account-based marketing şu aslında. Benim zaten gittiğim firma müşteri sayısı belli. O firma müşteri sayısı içerisinde de personeller vesaireler de belli. Biz o müşterilere birebir de şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bir şekilde onlarla sürekliliği sağlamak için üretilen bütün içeriklerin, blogların, use case'lerin vesaire birebir sürekli paylaşımının yapıldığı ve birazcık birebir ilişki yönetimine götürüldüğü bir kısım oluyor. Bu tarz firmaların funnel'larını düşündüğümüzde funnel'ın üstü zaten hani visitor sayısı, ondan sonra lead sayısı çok kalabalık olmasa da asıl bizim o lead nurturing, yani aslında account-based marketing'i yaptığımız birebir iletişim tarafı çok daha kritik oluyor. Bu tarz firmalara özellikle satış pazarlama ekiplerinin böyle çok iç içe çalışmasını ve yani her bir şeye ve mümkünse bütçe varsa satış otomasyonlarının kullanılması, özellikle bu e-mail sekanslarına, drip kampanyaların kullanılmasını tavsiye ediyorum. Başka soru göremiyorum. 5 dakikamız daha var. Daha da kalabilirim bu arada soru gelirse. Şu katılımcılara bakıyorum. Biraz da tanıdık isimler var.
Eren Bey, ben bir soru sorayım da buradan bari. Tabii ki, tabii ki. Bir soru daha geldi bu arada. Önce sizinkini alayım Birol Bey, sonra diğer soruyu alacağım. Aktar gündemi de yakından takip ediyorsunuz. Acaba hani böyle güzel bu krizi fırsata çeviren birkaç örnek gördünüz mü son zamanlarda takip ettiğiniz işlerden? İyi iş dediğiniz kol. Valla oldu ama şöyle çok taktiksel bazı bir şeyde söylediğim gibi daha webinarların, podcastlerin ön plana çıktığı bir durum oldu. Ama benim gördüğüm başarılı senaryolar özellikle sektörü gereği yani online eğitim gibi, online gaming gibi veya productivity tools dediğimiz daha böyle kişilerin böyle verimliliği artacak tool'lar gibi yani zaten şeyi bulunduğu sektör krizle beraber patlayan kısımlarda asıl surge, asıl şeyi büyümeyi onlar da gördük. Yani bizim Embit tarafında da yani markaların bir kısmı daha böyle standby derken bir kısmı çok ciddi uçuşa geçti bu tarz şeylerde, durumlarda. Bir diğeri şunu söyleyebilirim. Bazı markalar çok hızlı bir şekilde şimdi eskiden işte eventle lead toplayan marka hızlı bir şekilde işte dönüp online nasıl lead toplarıma veya normalde ürünü satma süreçleri işte lead gelir, satış birebir konuşur veya ziyarete giderden hızlı bir şekilde ürünü nasıl biraz daha SaaS'laştırırım, nasıl birazcık daha trial imkanı sağlarım gibi mekanizmalarla bu ara çok taktiklerini geçirmeye başladı. O yüzden çok hani özetle bunu diyebilirim. Ama şey de söyleyeyim, bence daha başındayız. Yani bu süreci biraz iş yapış tarzlarımıza buna uydurmamız lazım. Ve ben bunun böyle 1-2 aylık bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Artık yani biz gerçekten insanların evde olduğu, böyle bir belirsizliğin olduğu bir dünyada işlerimizi nasıl şey yaparız, online satış ve pazarlama aktiviteleriyle donatırızı zaten biraz daha artık orta uzun vadeli düşünmemiz lazım. Yani çoğu okuduğum kaynak yani 9-18 aylar arasında gidip gelen şeyler var, tahminlemeler var. Yani bu olağanüstü durumun devam edeceğiyle yönelik. O yüzden hiç o anlamda şey yapmadan, vakit kaybetmeden ekiplerimizi remote halde çalışır, verimli çalışır hale getirmemiz lazım. Çalıştığımız müşterilerimiz bu dönem çok rahatlatmamız lazım. Onlarla birebir yani faaliyet alanımıza göre birebir yakın iletişimde olmamız lazım. Bir de ne kadar sağlaştırabiliyorsak işlerimizi yani işimizin el verdiği sürece ki ben şu anki katılımcıların sonuçta teknopark firmaları olduğu için bu anlamda avantajlı firmalar olduğunu düşünüyorum. Yani işin doğası gereği zaten sağlaştırabilecek, teknolojileştirebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Şuna kadar düşünün. Çok büyük bir teknolojiniz vardır. Yani çok büyük bir enterprise level ürününüz vardır. Yani şu anda o ürünü satmak için doğru bir zaman olmayabilir ama elinizdeki mühendislik, ürün geliştirme şeyinizle, kabiliyetinizle daha hızlı satılabilir şeyler. SaaS ürünler çıkarmaya bile odaklanabilirsiniz. Hatta ben bunu ajanslara şöyle öneriyorum. Yani ajansların dönüp şu anda oturup online eğitim çekmesi, webinar çekmesi bile şu an bir ürün. Günün sonunda hiç kimseye bağlı kalmadan şu anki içinde bulunduğumuz dünyada yani satılabilir veya paraya çevrilebilir herhangi bir self servis bir şeyden bahsediyoruz aslında. Dijital asetten bahsediyoruz burada. Buradan sorulardan devam edeyim. Sorumuz şu ki Teknopark'ta geliştirdiğimiz teknolojileri, üretim teknolojileri yurt dışında başka firmalara pazarlarken use case'leri mi önem vermeli miyiz? Veya geliştirdiğimiz teknolojiye mi önem vermeliyiz? Google AdWords öyle önerir misiniz? Şimdi önceki birinciyi cevaplayayım. Bence kesinlikle use case'lere önem vermelisiniz. Yani çünkü bunu özellikle Innogate bünyesinde yani yurt dışına açılmak isteyen teknoloji firmalarıyla son sanırım 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Onları işte Amerika hazırlama süreçlerinde vesaire çalışıyoruz. Veya işte Cube Incubation gibi farklı şeylerde, inkübasyon merkezlerinde işte elimizden geldiğinde destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz şey şu. Use case bir teknoloji firması için dekoder görevi görüyor. Yani sizin elinde çok çok iyi bir teknoloji olabilir ama o teknolojinin ihtiyaç sahibine çevirmenizi sağlayacak şey içerik. Özellikle de use case içeriği. Use case de zaten şöyle. Yani sizin use case'i oluşturacağınız firma sizi neden kullandı? Yani problem neydi veya fırsat neydi? Nasıl kullandı ve metrik olarak ne sonuç aldı? Tarzındaki bir use case. Emin olun ya yurt dışına gidiyoruz, Türkiye'deki firmaları tanımıyorlar gibi bir durum değil. Gerçekten use case sonuçta sizin teknolojinizin en iyi decode edebilecekleri, ya bu teknoloji neye sağlıyor yapabilecekleri kısım. Unutmayın bakın,
persona bazlı. Gittiğiniz persona eğer business personaysa teknolojiyi bazen çok anlamayabiliyor, anlamasına gerek olmayabiliyor. Neye bakıyor biliyor musunuz? Problemi ne? O problemi nasıl çözeceğine bakıyor. O yüzden use case'e çok kritik önem veriyorum. Google AdWords şöyle, bu tarz sorularda ben hep şöyle cevap veriyorum. Google AdWords'ı kesin deneyin. Ama denerken funnel bazlı, yani en aşağıya kadar. Sadece visitor'a göre değil, sadece lead'e göre değil. Yani ben AdWords deniyorum, AdWords'tan gelen lead'ler ne kadar kaliteli? Ne kadar satışa dönme potansiyeli var? Ne satışa dönüyorsa ne hala, ne kadar satışa dönüyora göre AdWords'daki hangi keyword'e, hangi pazara, hangi bütçeye çıkacağınıza karar verin derim. Account based marketing için internet araştırması dışında doğrudan bu tarz çalışan danışmanlık firması, içerik üreticisi var mı tanıdık? Valla account based marketing üzerinde şeyler yok. Ajanslar yok çünkü çok niş bir alan. Ama B2B alanda, yani B2B pazarlama anlamında danışmanlık sağlayan, servis sağlayan firmaların ben account based marketing'e tanıdık olduğunu ve bu anlamda faaliyet gösterdiklerini düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem global tarafta. Suat Bey, sizin anlattığınız şeyler eğitim gibi hizmet alanındaki startuplar için geçerli midir? Tabii ki geçerlidir. Yani şu anda yani eğitim tarafı şey anlamında, nasıl söyleyeyim size, yani yükselme anlamında en yüksek dönemini yaşıyor. Ama kim için? Eğitimini online'a çevirebilmişler için. Yani şu anda sadece sınıf içi eğitimlerle faaliyet gösteren eğitim firmaları online'a geçemezse, yani eğitim sektörü büyürken içerisindeki şey, o online'a şey yapma olanı, yani online'a geçmediği bir durumda gerçekten çok ciddi problem yaşayabilirler. O yüzden benim anlattığım şeylerin hepsine, yani bütün funnel'a hem B2B hem B2C olarak bakabilirsiniz. Ben ağırlıklı B2B'den gitmemin sebebi Teknopark audience olduğu için. Ama funnel'ı hep şöyle düşünün. Sizin müşteriniz olmayan birisi, müşteriniz olana kadar hangi adımlardan geçiyor tarafı ve siz eğitim alanında faaliyet gösterirken özellikle bu dönemde ne kadar online eğitime taşıyabilirsiniz bunu ve ne kadar online satış pazarlama faaliyetleri yaparsanız bu dönemi o kadar minimum hasarla geçirmeye çalışırsınız. Volkan Bey, funnel oluşturmak için hangi tool'ları önerirsiniz? Müşteri sayımız, lead sayımız az ise manuel olarak devam etmek mantıklı mı? Ya şöyle, tool önerilerini yani ister istemez şundan vermek durumunda kalıyorum. Çünkü anlattığım şeylerin arkasında tool gereksinimi oluyor. HubSpot iyi bir tool. Yani HubSpot özellikle satış pazarlama optimizasyonu, otomasyonu için iyi bir tool. Funnel'ları oluşturmak için de iyi bir tool. Ama şunu da önerebilirim Volkan Bey. Başta lead sayınız az ise manuel bile track edebilirsiniz onu. Ama bir vadede özellikle firmanızın artık hani bir lead'in kaybına bile göze almayacağı böyle kritik durumlar olduğunda HubSpot gibi tool'lara, yani satış pazarlama otomasyon tool'ları diyeyim, yatırım yapmanız gerekecektir. Yani biz yani MBT olarak hani kendimizin yaptığı satış pazarlama faaliyetlerinde hem B2B'ye gidiyoruz hem B2C'ye gidiyoruz. Yaklaşık son 4 senede HubSpot kullanıyoruz. O anlamda hem B2B hem B2C anlamda yani iş gördüğünü söyleyebilirim. Biraz pahalı bir tool olabiliyor doğası gereği. O da işte zaten şeyiyle birazcık sağlı faydayla doğru orantılı oluyor. Volkan Bey'den diğer soru. B2B alanda visitor to lead dönüşümü 107 arası olması bekleniyor demiştiniz. Gerçi bahsettiniz ama bu oran düşükse B2B alanında nereye dikkat etmek gerekiyor? Şimdi bu datayı verip vermemekle çok git gel yaşadım aslında. Şöyle yani bu datayı her firma kendi elindeki şeyle verebiliyor. Şimdi ben bu %3.3 ve 7'yi işte MBT'nin bu zamana kadar çalıştığı son işte 6 senedir markalardaki ki biz çalışırken de kendimiz bir marketing machine diye bir isim, ürün kullanıyoruz. Oradaki datalardan bugün gösterdiğim ekranlar, funnel ekranları bizim kendimize ait ürünümüzün ekranıydı. Oradan aldığım datalar. Ama bunda şunu çok görüyorum Volkan Bey. Bu çok firmanın kendi özelinde değişebilen bir durumda oluyor. Çünkü eğer firmanın sitesine gelen trafik aylık binler mertebesindeyse şimdi bu yüzdeye bakmak başka bir şekilde oluyor. Veya biraz önce örneğini gösterdiğim firma 120K almış. 120 binde bu orana başka bir şekilde bakmak gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu oran düşükse B2B'de bu zamana kadar gördüğümüz iki tip problem oluyor. Yani çözdüğümüzde ilerleyen bir, bu oran düşükse trafik irrelevant olabiliyor. Bu da nasıl olabiliyor? İşte ucuz diye gidip Facebook'a reklam basılmış oluyor. İnanılmaz trafik geliyor durumda oluyor. Ama günün sonunda satışa
dönmüyor. Biz beraber çalıştığımız bir iş ortağımızda mobile app engagement tool'u satıyorlar. Yani bir SDK ve mobil uygulama içerisinde analytics, in-app pop-up, push notification yollayan bir tool. Bir ara yani o işte deneme yaparken Facebook, Mısır Facebook'tan öyle bir trafik geliyordu ki yani şoka girdik çünkü yani trafik maliyeti, tıklanma maliyeti 0.001 gibi bir rakam yani gösterebileceği en düşüğü gösteriyor. Neredeyse bedavaya gelecek trafik. Sonra tabii gelen leadler yani trafik de geliyor, lead ediyor ama leadler çok irrelevant. Sonra dönüp baktığımızda reklamlara aslında çıkılan reklamların bir mobil uygulama tool'undan ziyade bir işte matchmaking tool'u gibi hani bir anlam veya bir chat tool'u gibi bir şey anlaşıldığına gördük. İnsanlar aslında o yüzden çok ciddi rağbet gösterdiğini gördük gibi. O yüzden buradan irrelevant trafik ilk bakmanız gerekenler. Source nereden geliyor bu trafiğin? Burada şu metrik önemli olur. Source bazlı bounce rate dediğimiz hangi source'dan gelen ne kadar bounce ediyor yani ne kadar böyle işte 3-5 saniyesinde içerisinde şeyi terk ediyor, web sitesini terk ediyor önemli metriktir. Diğer bir önemli bakacağınız kısım da sizin indirdiğiniz landing yani o lead toplayacağınız yer mesela geç açılıyor olabilir, mobile uyumlu değil olabilir veya çok fazla soru soruyor olabilirsiniz, insana yarıda bırakıyor olabilir. İşte o tarafa da conversion rate optimization tarafında bir şeylere bakmak gerekir. Batuhan Bey, SaaS çözüm alışkanlığı oturmamış müşteri segmentleri için bu süreçte müşterileri ikna ederken belli başlı argümanlarımız bulunuyor. Fakat bu süreçte alışkın olmadıkları için customer lifecycle süreçlerinde onları nasıl yönlendirmeliyiz? B2B çalışıyoruz, sektörümüz tekstil ana sanayi. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Yani şu an tüm dünyada özellikle işinin doğası çok hani dijital tarafta yönetmeye uygun olmayan markalar şu an ana problem segmentinde yer alıyorlar. Şimdi bu tarafta yani müşterilere sizin yani şöyle daha önce bunun şöyle bir önce avantaj kısmını konuşalım. Daha önce hiç dijitalleşmemiş tradisyonel sektörler şu an mecburen dijitalleşmeye çalışıyor. Şimdi siz dijitalleşmeye çalışan alanda bir şey götürebilirsiniz mevcut müşterilerinize proaktif olarak. Yani onların şu anki problemleri çözebilecek herhangi bir şeyiniz varsa argümanınız, çözüm öneriniz bu çok büyük avantaj. Çünkü şunu söyleyebilirim. Biz yıllardır dijital dönüşüm diye konuşuyoruz. Farklı platformlarda konuşuyoruz. Dijital dönüşüm şu an mecburi olarak geldi. Yani bunu online eğitimden bile söyleyebilirim. Yani yıllardır diyoruz ki online eğitim önemli. İşte online eğitim bütün dünyayı yiyecek falan ama dönüp dataya baktığımızda her zaman online eğitim büyüyor da bir yerde büyüyordu. Şimdi bir günde yani bir haftada olay nereye gelmiş durumda? Yani benim 5 yaşındaki oğlum şu an bütün okuldaki müfredatı online belirli platformlarda takip etmek durumunda kalıyor. Yani 5 yaşındaki bir şeyin bile çocuğun bile online eğitime giriş yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden dediğim gibi çok belki net yardımcı olamıyorum size Batuhan Bey şu an. Bana sonra özelden yazarsanız gerçekten destek olmaya çalışırım birazcık da işin detayını öğrenip. Kolaylıklar diliyorum yani çok böyle belki birebir yardımcı olamadım size ama kusura bakmayın. Geliştirdiğimiz teknolojide yurt dışındaki müşteri bulmak, proje yapmak amacıyla bu teknolojiyi anlatan mikro site yapıp mikro site üzerinden pazarlamak daha mı mantıklı? Şöyle, şimdi mikro sitenin avantajı şu, mikro site hızlı site çıkarabilme, hatta ben her bir landing'i mikro site olarak görürüm. Yani iyi bir landing tasarımı, yani tasarım derken görsel anlamda demiyorum sadece. Yani personaya hitap etmesi, value prop'un doğru olması, hani doğru şekilde ürünü, faydaları anlatması bence bir mikro sitedir zaten. O yüzden yurt dışında yapılacak belirli çalışmalarda özellikle denemek istediğiniz pazarlar ve denemek istediğiniz ürünler varsa hatta biraz daha ileri giderek şunu söyleyebilirim. Çıkarmadığınız bir ürünü bile deneyebilirsiniz. Bu çokça yapılan bir şey. Yani çıkarmadığınız ama çıkarmayı düşündüğünüz bir ürünü bile mikro sitelerle landinglerle talep görüyor mu görmüyor mu kısmında deneme imkanı yaparsınız. Bu özellikle zaten bu olağanüstü durum dışında da globale açılmak isteyen firmalarda, startuplarda özellikle globale açılacağım da yani ürünün hangi feature'ına emin değilim ya da product market fit'e emin değilim diyenler için önerdiğim başka bir metot oluyor zaten. Sanırım bütün soruları cevapladık. Açık evet. Sorumuz kalmadı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun Gürol Bey. Her zaman bekleriz. Ben de
Size Incubation ekibine teşekkür ediyorum. Bu da sanırım ilk webinar değil mi? Bu serinin ilk webinarı oluyor bu. Sizinle başladık. Umarım bol uğurlu. İnşallah ayağımız uğurlu gelir. Umarım katılımcılarda şey olmuştur. İstenilen bilgileri almıştır. Dediğim gibi yani sonuçta webinar süresini bir saatten çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Çok şey olmuyor hani ilgi alaka kalmayabiliyor. Bir saatte de ben biraz dediğim gibi hedefim bu büyüme odaklı pazarlama süreçleri nasıl işliyor diye böyle ana hatları anlatmaktı. Belki ilerleyen dönemlerde hani spesifik şeylerde işte atıyorum aylık bazda content marketing planlaması nasıl yapılır? İşte e-mail marketing veya işte çok otomasyon sorusu geldi. Belki bir webinarda HubSpot otomasyon tool'u gibi HubSpot gibi tool'lar nasıl kullanılır gibi tarafları da şey yaparız, bakarız. O yüzden ben teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de zaten video şeyde olacak. Cube Incubation'ın YouTube kanalında olacak. Oradan da katılamayanlar veya katılıp tekrar izlemek isteyenler görebilir. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi umarım bir saat içerisinde fayda sağlayabilmişizdir. Ufak da olsa dokunabilmişizdir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evlerde olduğumuz, sağlığımıza, sanatımıza dikkat ettiğimiz bir dönem. Üretmeye, çalışmaya devam diyorum. Elimizden bu dönemde başka bir şey gelmiyor zaten. Ben teşekkür çok ederim Ayça. Ben teşekkür ederim Serkan Bey. Volkan Bey'e teşekkür ederim. Batuhan Bey'e teşekkür ederim. Evet. Herkese teşekkür etmiş oldum. Ben ayrılıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.